Karadeniz Ekonomi Gazetesi olarak Sayın Bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ümit İlerle beraberiz. Bizi kabul ettiler. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Efendim 2020 yılını biz üretim, istihdam ve üretim yılı olarak iş insanlarıyla konuşuyoruz. Siz de tabii isim çok büyük olunca beklentiler de çok büyük oluyor. İlk 9 ayınızı nasıl geçti değerlendirmenizi ve 2020 için yeni yatırım projeleri olacak mı? Bir de güzel bir İstanbul seyahatiniz oldu. Onları dinlemek isteriz. Estağfurullah. Valla ben olaya bir sistem bütünlüğünde bakıyorum. Sistemi kurduk. Evet. Benim için en önemli şey sistemin kuruluşudur. Ve bunu kurduk Ordu'da. Ve sistem de bizim hareketlerimize olumlu cevap verdi. Buradaki temel şeyimiz düşünen, üreten ve yarışan bir orduyu kurmaktı. Evet. Bununla ilgili olarak tüm paydaşları, halkımızı, iş adamlarını ve aynı zamanda ekibimizi oturttuk ve onları belli bir düşünce etrafında toparladık. Şimdi yaptığımız şey şu, kalkınma modelini oluşturduk. Bu çalışmanın 3 tane temel ayağı var. Yüksek teknoloji, nitelikli tarım ve aynı zamanda çağdaş turizm. Çünkü ordunun mukayeseli avantajları var. Harikulade bir doğası var. Çok verimli bir toprağı var. Ve aynı zamanda da çalışkan, sanatkar, sanatsever bir halkı var. Bunlarla beraber çalışmaları oluşturmaya başladık. Tabii temel ürünlerde bizim dünya şampiyonluğu sayacağımız üretim birinciliklerimiz var. Fındık da var. Balda var, kivi de var ve aynı zamanda da yaylalarımız, tarihi eserlerimiz ve tabiat güzelliklerimizle, şelalelerimizle birlikte, denizimizle birlikte üstünlüklerimiz var. Bunlardan yaptığımız bütün detaylı çalışma 155 temel destinasyon noktası seçtik. Bunlardan bir tanesi Çambaşı yaylası, diğeri Yasonburnu, Gölköy'deki Ulugöl gibi 155 nokta seçtik. Bu çok büyük bir avantaj. Tabii bunlarla ilgili altyapıyı süratli bir şekilde oluşturuyoruz. 5 katlı bir otel inşaatına geldik. Onu bitirdik, kaba inşaatını. Çambaşı'da. Onun dışında pistleri 5'ten 15'e, pist uzunluğunu 5 kilometreden 17,5 kilometreye çıkarttık. Bungalov evler yaptık. 4 tane şirket kurduk. Turizm şirketi, tarım şirketi, teknoloji şirketi ve aynı zamanda enerji şirketiyle birlikte. Onlar da çalışmaları belli bir noktaya getirdiler. Ve yerel ürünleri, organik ürünler üzerine çalışma yaptık. Turizmin en önemli noktası gastronomi. Yani yiyecek turizmi. Millet artık sadece gezmiyor. Aynı zamanda güzel şeyler, ilginç şeyler, doğal besinler almak istiyor. Onunla ilgili yoğun bir çalışma yaptık ve ürünlerimizi ortaya çıkarttık ve şu anda dükkanlarımızı satıyoruz kurduğumuzda. Çok süratli başladık çalışmalara. Altyapılar yapıyoruz, yollar yapılıyor. Suyla ilgili çalışmalarımız gayet güzel bir noktaya geldi. Ve bu arada biz kendi suyumuzu bulduk. Onu şişeleyeceğiz. Çok yani güzel. Çok güzel. Kendi suyumuz. Evet. Evet. Dolayısıyla fındıkla ilgili çikolataya geçtik. Bildiğiniz gibi bizim Kibele heykelini bulduğumuz yerde aynı zamanda tarihi çalışmalar da yapıyoruz. Arkeolojik kazılar yapıyoruz. Kibele'yi aynı zamanda marka olarak aldık. Çikolata markası olarak. Fındığı fındık olarak satarsanız 2 milyar dolar. Doğru. Ama çikolataya çevirseniz 8 milyar dolar bir geliri var. Dolayısıyla çevirmeyi düşünüyoruz. Tabii bu nitelikli tarım dediğimiz ve aynı zamanda çağdaş turizmde de anı oluşturmak istiyoruz. Yani anı toplama turizmi. Sadece gezmek değil, burada anı biriktiren gelecek mesela. Burada kendi midyesini çıkaracak, pişirip yiyecek, fındığını toplayacak, onu görecek. Bir anda doğayla iç içe bir turizmi yaşayacak. Dolayısıyla böyle bir modeli oluşturduk. Bununla ilgili bağlantılarımızı yaptık, yurt dışı bağlantılarımızı. Gece gündüz yoğun bir çalışmayı geniş bir kadroyla sürdürüyoruz. Dolayısıyla düşünen, üreten, yarışan ordu
mottosuyla geleceğin ordusunu kuruyoruz. Yazılım şirketimizle birlikte, teknoloji şirketimizle. Tabii burada turizmle de ilgili şöyle bir yaklaşımımız var. Ordu genellikle şöyle kabul ediyor. İşte denizi olmayan, yani deniz ama denizi kullanmayan 3 aylık kısa bir deniz mevsiminin olduğu Haziran, Temmuz, Ağustos millet fındığını toplayıp Ağustos ayında gidiyor. Ve ondan sonra herkes dükkanı kapatıyor tabiri caizse. Şimdi 3 ay değil 12 ay ordu. Orduyu 4 mevsim yaşayın diye yeni bir strateji oluşturduk. Kışın da ordu güzel. Sonbaharda da güzel. Dolayısıyla şimdi kış turizmini canlandıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Otellerimiz ve aynı zamanda bungalov evlerle doğa turizmini kışa da döndürdük, çevirdik. Dolayısıyla Ordu'da artık 3 ay değil 12 ay turizm canlı tutulacak. Bu çalışmalar üzerinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Evet, efendim, İstanbul seyahatimiz oldu ve gördüğümüz kadarıyla Ordu'ya yatırım yapmak isteyen sanayicilerimiz, iş insanları var. Bizim de bir iş dünyasının ikinci OSV diye bir hayali var yatırım yapmak için. Ben de geziyorum. Hayata geçtiğinde yatırım yapacak firmalar bayağı var. Sizin de bayağı bir verimli geçti toplantı. İkinci OSB'yi kazandırmak için bir zaman diliminiz var mı? Gayet tabii. Şimdi aslında normal olarak bu bizim direkt sorumluluğumuz değil. Ama ben neticede Ordu'da bir abilik yapmaya, aynı zamanda yönlendirmeye çalışan bir yapım var benim. Dolayısıyla orada da onlara önayak oluyoruz. İşlerini kolaylaştırıyoruz. Çünkü İmar bize bağlı, altyapı bize bağlı. Dolayısıyla benim burada görev ayırt etme lüksüm yok. Onlara da tecrübelerimle yardımcı olmak istiyorum. Orada bunu süratli bir şekilde sonuçlandırıp bir an evvel üretime geçmeleri lazım. Bununla ilgili OSB'deki şirketleri basamak atlatmak istiyorum. Evet. Onların için bu akşam da gene iş adamlarıyla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ile de ekiple çalışmalar yapacağız. Onların yatay giden yapısını dikey entegrasyona döndüreceğiz. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan üretimi burada yapmayı düşünüyoruz. Mesela fındığın entegre çalışmaları ile ilgili fındık kavurma makinesi, toplama makinelerinden tutun. İşin CNC tezgahlarıyla üretimine geçmeyi düşünüyoruz diğer konulara. Kimyaya ağırlık vermek istiyoruz. Orada bir bentonit var. Doğru. Bu bentonit sadece ham veya yarım hamur halde değil, uç ürünlere dönükte olması lazım. Kimya sektörü genellikle bizim ihmal ettiğimiz bir sektör. İlaç sektörü ihmal ettiğimiz bir sektör. Ordu'da endemik bitkiler var. Evet. Dolayısıyla bu bitkilerin ilaç olarak kozmetik sanayinde kullanılması, sağlıkta kullanılması, dokap çalışmalarımız var. Benim de o konuda alternatif tıbba ilgim var. 30 yıldır bununla ilgili çalışmalar var. Belki duymamış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada alternatif tıpla ilgili ordunun bu mukayeseli üstünlüklerini buluşturmak istiyoruz. Burada bir geriatri merkezi kurabiliriz. Bunlar bizim ilave sürprizlerimiz olacak. Tabi burada en temel noktalardan bir tanesi deniz. Denizi mutlaka hayatımıza dahil etmemiz lazım. Biz deniz kıyısındayız. En uzun sahili olan bir kentiz, iliz. Ama gördüğünüz gibi şurada bakın bir tane tekne göremiyorsunuz. Ama Nisan'dan itibaren Karadeniz daha renkli bir deniz olacak. İnşallah. Yani bunu özellikle ifade edeyim. Şu Boztepe'de renkli bir tepe olacak. Denizi kullanan yani, olacak. Denizi kullanan, denizde iç içe hayatını sürdüren bir kent olacak. Ben zaten deniz kenarında doğmuş, büyümüş. Karşıdaki mahallede, Kirazlıman'da, Taşbaşı Mahallesi'nde büyüyen bir olarak da o eski günlerin hasretle andığımız ortamını yeniden huzurlu bir şey kuracağız. Zaten ordunun bundan sonraki şeyi huzurlu şehir olması. Zaten tiyatrosuyla, sanatsever halkıyla
buna zaten müsait. Doğru. Biz sadece işin önünü açacağız, kolaylaştıracağız. Yani size şunu sormak istiyorum. Siz de Ulaştırma Bakanlığı'na vekalet ettiğiniz dönemde Giresun Havalimanı'nda emeğiniz büyük. Estağfurullah. Çok emeğe geçenlere sizlere teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Son gelişmeler olarak sefer sayılarının artmasını beklerken hazır sefer sayıları da düştü. Bugün Ulancak Sanayi Odası Başkanı da bir açıklama yapmış. Yani Giresun'u yönetim kurulu başkanı. Siz bu konuda bir girişiminiz oldu tabii, mu? Tabii, oldu. Çaba sorunların çözülmesi için. Çünkü geleceğini siz daha önce söylediniz. Tabii. Turizmde gören iki yılın turizmine bu zarar verir. İnsanlar hala Trabzon'a, Samsun'a gitmek zorunda kalıyor. O sorun hakkında ve çözüm hakkında neler söylüyorsunuz? İlk adamı fındıklı baklava mı? Evet. Orada bir girişim yaptınız orada. Aslında şöyle söyleyeyim. Trabzon'un, Samsun'un da uçak sayısında zaman zaman oynamalar oluyor. Aslında biz yok satıyoruz. Evet. Yani bizim uçak sayımız çok fazla, talep çok. Biz yurt dışı bağlantılarını da oradan yapıyoruz. Dolayısıyla bu söz konusu değil. Bunun sayıları artacak. Evet. Bu geçici bir durum. Zaten Bakan Bey'le de görüştük. Ben de yakın takip ediyorum. Uçaklar yok satıyor. Evet. Yani biletler evet aynı şekilde. Hatta ilave şeyler konacak. Çünkü bizim şu andaki turist sayısını ikiye katlayacağız. Çünkü bugün yaptığımız çalışmada bizim bu üçlü hedefimiz nitelikli tarım ve turizmle ve yüksek teknolojiyle yürüyor. Bu bakımdan burada vazgeçilmez unsur tabii ki hava yolu. Bu arada denizde kullanacağız. Havalimanı konusunda uzun yıllar kamu oluşturdu ve sizin de payınızla işte buraya bir havalimanı açıldı. Evet. Aynı şeyi devlet demiryolları için, daha doğrusu Samsun-Sarp demiryolu için söylüyor, Zıtır için söylüyor ama bunun gerçekliği nedir ki biz Ankara'ya gittik Ali İhsan Bey'i ziyarete. Evet. Ali İhsan Bey bu konuda benim söyleyeyim yok dedi. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Valla ben bakanken çocukluğumdan itibaren düşündüğüm bir hattı Çarşamba'dan onu Bolomon'a kadar uzatmak. Onun bakanlığın döneminde vekalet ederken Ulaştırma Bakanlığı'na Binali Bey bana, ben de ona hep vekalet ettim. Ettik. Dolayısıyla o zaman yaptığımız çalışmada teknik olarak feasible çıktı. Teknik fizibilitesi çıktı bu çalışmanın. Bundan sonraki iş tamamen bir bütçe meselesi. Dolayısıyla demiryolu da bizim için çok önemli bir proje. Şu ben bir şey olmadan çok konuşmak istemiyorum. Tabii. Havalanda da yaptığımız gibi. Evet. Ama biz orada da çok ciddi yürüyoruz.